Ahmet Çakmaz, şimdi size ilginç bir ürün tanıtacağım. Kendi yapımım. Buna ben elektronik hacamat demek istiyorum. Gerçi biraz vakum, birazcık da bir şeyleri emmek amacıyla yapılan bir ürün. İçinde ne var derseniz bunu neye kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz akvaryum dip filtresine çekimi, şunu alın, akvaryumun içine koyun, dipteki tüm hepsini çekersiniz. Ondan sonra diyelim ne yapmak istiyorsunuz vakumla ilgili, onların hepsini yapabilirsiniz. Bu sadece 3 volt pille çalışıyor. 1,5 her bir 1,5 adet 1,5 volt 3 voltta çalışıyor. İsterseniz size şimdi biraz anlatayım. Ben kullandığım ürünleri anlatayım biraz size. Biraz da neler yaptık onu anlatayım. Burada kullandığımız bir tane kuş suluğu. Şu kuş suluğu. Kuşun su içmek için kullandığımız ürün. Bal kavanozu. İçindeki tansiyon aletinin mini hava motoru. Hortumlarda bilindiği gibi akvaryum motoru. Şu da oyuncak arabaların pil yatağı. Şimdi size biraz çalıştırayım. Önce çalıştırayım. Ondan sonra nasıl şey olduğunu göstereyim. Hacamat olduğunu göstereyim. Gerçi size bir daha bunu tanıttıktan sonra hacamatın faydalarını anlatan bir video buldum. Onu göstereyim size. Dinleteyim biraz. Ve bundan faydalarını görelim. Bakın bu şekil vakumluyor. Şu şekil vakumluyor gördüğünüz gibi. Bu tutuyor, bırakmıyor. Şu an bayağı emiyor. Bakın gördüğünüz gibi emdi ve bırakmıyor. Bu bir tür elektronik hacamat oldu. Bayağı da ilginç anlayacağınız. Bıraktım. Size hacamatın faydalarını anlatan bir video dinleteyim önce. Uç seni tedavi yöntemi hacamat nedir? Hacamat nedir? Zararlı gazlar, kanserojen maddeler, yapay gıdaların katkı maddeleri, her ne kadar idrar, dışkı ve terleme yoluyla vücuttan atılsa da aslında tam olarak atılamayıp vücutta kalanlar, İşte, cilt altı kılcal damarlarda takılıyor. Evet, kılcal damarların altında toplanan kanın bu pis kanları biz bu vakumla çekip almaya çalışacağız. Asıl amaç bu. Bu bir amatör bir video, profesyonelce değil. Cep telefonuyla çekiyorum. Sadece bir fikir olsun. Geliştirmek isteyen arkadaşlara geliştirebilirler. Ben sadece birazcık bir fikir vermek amacıyla yapılan bir video. Dur. Kandan bu hücrelerin temizlenmesi hacamatla mümkündür. Koruyucu hekimlikte amaç hasta olmadan hastalıklara karşı vücuda dirençli tutmaktır. Hacamat yaptırmanın hiçbir yan etkisi olmadığı gibi vücutta biriken ilaç artıkları, fabrikasyon gıdaların katkı maddeleri, hormonlu ve GDO'lu gıdalardan alınan toksik maddeler hacamatla çok kolaylıkla temizlenir. İşte bu ürünle kanı emeceğiz. Vücudumuzda bulunan kanı emeceğiz. Çare bulamadığı yüzeye yakın hastalık mucizevi bir sonuçla tedavi edilebiliyor. Bir kişi hasta olduğu zaman vücuttaki zehir kanla beraber diğer organlara yayılıyor ve böylece diğer organlarda hastalık oluşuyor. Çevremizde çevresel atıklar, katkı maddeli içecekler, uyuşturucu, sigara, hormonlu gıdalar, kirli sular, ev kimyasalları ve banyo. Kısacası hacamatın faydaları bu kadar arkadaşlar. Benim elimde bir de şekerlerde kullanılan şöyle bir şey var. Şeker hastaları kullanıyor bunu. Bunun içinde iğne var. İğne kanı direkt batırdığına, kan çıkmasına yardımcı oluyor. Bir nevi kesit. Bunu benim izlediğim kadar YouTube'da bunu neşterle yapıyorlar ama neşter biraz tehlikeli ve fazla atıldığında daha büyük kan akmasına neden olabilir. Ben burada şunu düşünüyorum. Bunu ayarlayabiliyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5'e kadar var. Bunun batma seviyesine göre ben ayarlayabiliyorum. Yani ne kadar kan almak istiyorsam o kadar ayarlayabiliyorum. İsterseniz size şimdi küçük bir tane kendi vücudumda kan almaya çalışayım. Biraz
ne diyelim, biraz kan göreceğiniz için buradan sonrasını isterseniz izleyebilirsiniz, isterseniz de izlemeyebilirsiniz. Ama kandan kan tutan insanlar varsa lütfen izlemesin. Biraz tehlikeli. Bakın şimdi şuralarıma iğne ile kanı batırıyorum. Batırdım. Bu 2'de bakın. 3'e git. 4'e. Ben 4'te yapıyorum genelde. Daha çok batırıyorum. Acı hissetmiyorum. Hiçbir zaman acı yok bana şu an. Çünkü seviyesini ben ayarlayabiliyorum. Bunu parmak ucuna bastığınızda daha çok acı hissedersiniz. Buralar kaba et olduğu için ağrıyı çok az hissediyorsunuz ve geçiyoruz. Sadece bir sinek ısırığı kadar bir şey. Buradan da bir şey söyleyeyim. Şeker hastaları aslında bir şey yapmışlar. Sürekli parmak ucundan parmak ucundan. Halbuki kan her yerde aynı kandır. Parmak ucundan neden hep daha acı fazla hissediliyor? Kardeşim getir şuradan al. Kolumdan al kanı. Neden özellikle parmak ucundan alıyorsun? İşte insanlar, biraz bizim Türk halkı şeydir. Alışa gelinmiş bir şey var. Sürekli hep onu yaparlar. Bakın kan çıkmaya başladı az az. Ben bunu vurdukça vücudumda kan fazla çıkacak. Ben genelde birkaç defa yaptım bunu. Ve bana bayağı iyi geldi. Bir kere bir yerimde kaşıntı vardı elimden. Elimde o kaşıntıyı bir türlü geçiremiyorum. Ne yaptıysam geçmiyor. Orayı dedim ya, bunu böyle bir şey yapalım, ne olacak? Şimdi hep birilerini bir gücünü güç veriyorum ve gücü de verdikten sonra çalıştı ürün. Durun, tamamen çalıştıralım, iyi bağlayalım, bağladım ve şimdi buraya vakumluyorum. Bastırdım ve vakumlamaya çalışıyor. Bakın içinden kan nasıl çıkıyor. Bunun şeyini siz ayarlayabiliyorsunuz. 5'e kadar getirdiğinizde bakın oradaki kan nasıl çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok sessiz de çalışıyor. Kan emdikçe kan çıkıyor. Hiçbir ses, çok sessiz çalışıyor. Şuradaki şeyi hafif hava verme yerine tıkadığım anda bakın kan nasıl çıkıyor, görüyor musunuz? Bakın orayı vakumluyor sürekli. Bu vakumladıkça vakumluyor ve kan çıkıyor. Orada bulunan pis kan kılcal damarlarda, biraz önce hacamatın faydalarını anlattığı videoda size dinlettiğim gibi, oradaki zararlı kanların bir miktar çıkmasına sebep oluyor. Bu biraz teknolojik oldu. Çok basit aslında. Sadece yapabilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa yorumlar altına yazsın. Yardımcı olabilirim. Elimden gelen yardımı yapabilirim. Ben şeyde kullandım bir arada. Belimde bel fıtığı var. O ağrıyı oradan biraz vakumlayarak oradaki ağrıyı yok etmeye çalıştım. Bayağı da ağrıyı biraz olsun şey yapıyor yani. Alıyor. Ya bunlar hep bilimsel olarak açıklanması lazım aslında da. Biraz araştırmak, biraz da vakit geçirmekle ilgili aslında da biraz onları araştırmamız lazım. Ben pek öyle araştırıp ilginç bir şeyler yapıyorum da işte zaman yok ve imkan yok. İmkanlar olsa çok şey yapılabilir ama imkan olmadığı için basit şeyler. Bakın orada kan emiyor. Kanı emiyor sürekli. Sürekli kanı emecek. Biz kaç tane vurduk? 2, 3, 4, 5 tane kan vurduk. Bakın oradan kan sürekli emdiği için kan çıkıyor. Bunun illa bu vakum mu olacak? Yok, hayır. Bu vakum olmasına gerek yok. Yani elinizde bu vakumun olmasına gerek yok. Şimdi biraz size bu hava motoru olmadan, aslında hava motorunun amacı şudur. Şuradaki basıncı şunun içindeki, kavanozun içindeki havayı alıp dışarı atmasını sağlıyor. Tabii biz bu dışarıdaki alan havayı
Yani şu kavanozun içindeki olan havayı da bir hortum yardımıyla hem vakumlatıyoruz. Bu kadar basit. Yani bunu şey de yapabilirsiniz. Evinizlerde gıda vakumlama da kullanabilirsiniz. Bir yerden bir yere suyu transfer, şuraya getirin bir tane daha kavanoz takın, koyun. Sadece oradaki kavanozda suyu biriktirsin ya da diyelim ki ne bir sıvıyı bir yerden bir yere transfer etmek istiyorsunuz. Bu vakumlama sistemiyle transfer edebilirsiniz. Aslında çok araştırıp biraz zaman ayırıp ve imkanlar olup çok güzel şeyler yapılabilir. Ben bunlardan yanayım. Biraz araştırma ve bilgi. Çok az bir bilgi ve bu bilginin sonucunda deneme yanılma yöntemiyle çok güzel şeyler yapılabilir. Bakın oradaki kan nasıl duruyor. Bakın kanı emdikçe şey yapıyor. Size bunu çekelim arkadaşlar. Artık şunu da çekeyim. Göstereyim. Bakın kanı nasıl emdi. Bu küçük bir kan emdi. Bak, orada da izi kaldı. Bu iz çok çabuk geçiyor. Hop ve kanımızı sildik. Bu biriken kanları direninin altındaki biriken kanlar sadece bunlar. Şimdi de nasıl yapacağız? Diğer bir şey de bu vakum aleti yok bizde. Ne yap? Vakum aletini bir köşeye koyun. Elinize şöyle bir tane şey olsun. Huni şeklinde bir şey olsun. Getirin. Mesela şurayı emmek istiyorsunuz. Bu huni ucuna bir hortum takın. Hortum takın o kadar. Hortumu taktıktan sonra emin. Ağzınızda emin. Bakın nasıl emdi. Bakın şurada iz yaptı. Ya da getirin şuramıza şey yapalım. Yine şeker hastalarının kullandığı iğneden kullanalım. Bir, iki, üç. Vuralım. Bakın göstereceğim size. Kan çıkmaya başladı. Bunu hacamatçılar şey yapıyor. Neşterle böyle kesiyor. Neşterle kesiyorsun ama nasıl can yanar o neşterde. Bakın. Hiç acı hissetmiyorum. Sadece küçük bir acı. Yani bunu aslında hacamatçılara söylemek lazım. Aslında hacamat çok faydalı bir şeymiş. Bildiğim kadarıyla, internette izlediğim kadarıyla ama ben pek bilgim yok onunla ilgili de. Şimdi de bunu kendi ağzımızla vakumluyoruz. Bakın arkadaşlar nasıl kan geliyor. Vakumlamada bakın. Kan nasıl şey yapıyor. O bayağı kan geldi. Bir de hareket ettiriyorum. Yani derimin altında bulunan kan bayağı akıyor yani. Bu akan kan hacamatçılara göre pis kan. Onlar öyle diyor. Şimdi de bunu sadece vakumlama sistemiyle yaptık. Bakın. Nasıl bir kan akışı var. Çok az bir kan akışı var. Bu amatörce yapılan bir şey. Lütfen evde denemeyin. Hele çocuklar hiç denemesin. Bunu biraz profesyonelce olsun. Yanınızda bir büyüğünüz ya da şeyiniz olsun. Öyle yapın. Bu biraz kan tutabilir sizlere. Bakın. Baya kan akıyor. Eğer merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın.
Bakın oradan kanın rahatladığımı hissedebiliyorum. Yani kanın aktığında rahatlama hissine kapılabiliyorum. Rahatladığımı hissediyorum açıkçası. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa, eleştirileriniz de varsa yorumlar kısmına yazın. Sizinle mutlaka iletişime geçeceğim. Ama sakın küfür yazmayın. Birkaç tane kendini bilmez küfür yazıyor. Ya kardeşim, küfür yazacağına git sen de araştır, bir şeyler yap. Biz de seni izleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler hepinize. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı sakın unutmayın. İlginç videolar ve böyle araştırma videolarını en kısa zamanda sizler de bulacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bakın arkadaşlar, kanı görüyor musunuz? Yakınlaştırayım size biraz. Kameraya yakınlaştıralım. Bakın kana. Odakladı mı? Evet, odakladı şu an. Teşekkürler arkadaşlar. O kana bakın nasıl oldu.